Herkese selamlar. Yayınımıza hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Yunus Vehbi Karaman hocamız. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum davetiniz için. Ben katılımınız için tekrar teşekkür ederim. Yunus Vehbi Karaman hocamızla bugün 2020 yılında İstanbul Sabahattin Zeyn Üniversitesi'nde tamamlamış olduğu 1990'lı yıllarda İslamcı dergilerde kapitalizm tartışmaları başlıklı yüksek lisans tezi üzerine konuşacağız. Hocamıza sözü bırakmadan önce ben ilk önce kendisini kısaca takdim etmek istiyorum. Kartal İmam Hatip Lisesi mezunu olan hocamız 19 Mayıs Üniversitesi'nde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliğinden mezun oldu. 2015 yılından bu yana öğretmenlik yapmakta. Aynı zamanda şu an İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji bölümünde doktora öğrenimine devam etmekte. Kendisi Türk siyasal hayatı, Türkiye'de İslamcılık düşüncesi gibi farklı alanlarda çalışmalar yapmakta. Yayınlanmış kitap bölümü makaleleri bulunmakta. Hocam ben öncelikle şunu sormak istiyorum. Şimdi çalışmanızda 4 tane dergiyi baz alıyorsunuz. Bunlar Çerçeve, Hak Söz, İzlemin, İktisat ve İş Dünyası. Aynı zamanda dönem olarak da 1990'lı yılları baz alıyorsunuz. Hani bu seçimi neyi temel alarak, esas alarak temel aldınız. Bunu sormak istiyorum ben öncelikli olarak. Evet, teşekkür ederim. Tabii İslamcılık düşüncesi bir asrı aşan bir maziye sahip. Özellikle Türkiye'de Osmanlı döneminden itibaren meşrutiyetin evvelinde başlıyor esasında ilk nüveleri. Tanzimat Fermanı'nın sonrasına denk geliyor. Fakat ikinci meşrutiyet döneminden sonra, ilanından sonra tabii görece bir özgürlük ortamı doğuyor. Bu ortamda yayın faaliyetleri hareketleniyor. Bu dönemde Sırat-ı Müstakim, Sebil-i Reşat dergileriyle birlikte bir hareketlenme oluyor ve İslamcılık Türkiye'de kurumsallaşmaya başlıyor bu dönemde. Ve bu da dergiler etrafında gerçekleşiyor. Bu anlamda fikri hareketler açısından dergicilik faaliyetleri çok önemli bir yerde durmakta. Zira hem güncel olması nedeniyle hem de dinamik olması nedeniyle etkileşim halinde, yani okurlarıyla, takipçileriyle etkileşim olması nedeniyle de bu anlamda dergicilik faaliyetleri önemli bir yerde duruyor. Biz de İslamcılık düşüncesini seyrini takip ederken dergileri önemli bir nokta olarak görüyoruz, önemli bir izlence olarak görüyoruz. Bu anlamda 1908'den sonraki kurumsallaşma önemli bir yer. Fakat Cumhuriyet dönemiyle birlikte bir kesinti oluyor. Takrir-i Sükun'la birlikte bir uzun dönemli bir kesinti meydana geliyor. 1939'da Hareket Dergisi'nin, 1943'te de Büyük Doğu Dergisi'nin çıkmaya başlamasıyla birlikte tekrar İslamcı dergiler kaldığı yerden serüvene devam ediyor diyebiliriz. Fakat bu 70'li dönemlere kadar, bu 40'lı yıllardan kabaca 70'li yıllara kadar İslamcılar kendilerini milliyetçi, muhafazakar ve mukaddesatçı kavramlarıyla tanımlıyorlar daha çok. Çünkü o dönemdeki konjonktürel durum İslamcılık düşüncesi olarak ortaya çıkmaya elverişli bir ortam değil. 1920'lerden 1970'lere kadar bir dönem zikredersek yaklaşık yarım asır İslamcılık aslında kendi kimliğiyle ortaya çıkamıyor bu anlamda. 1960'lardan sonra işte bu Arap coğrafyasından veya Hint alt kıtasından çeviriler yapılıyor Türkiye'ye. Seyyid Kutup Mevdudi gibi başlıca sayabileceğimiz isimlerin kitapları çevriliyor. Ve bu çeviri hareketleriyle birlikte İslamcılık düşüncesi tekrar kendi kimliğiyle ortaya çıkmaya başlıyor. Bu anlamda bunun siyasi olarak bir şeyi de bir işaret olarak da Milli Görüş Hareketi'nin ortaya çıkmasını zikredebiliriz. 1960'ların sonundan itibaren Türkiye'deki siyasi hayata katılıyor Milli Görüş Partisi ve bu artık İslamcıların siyasi olarak klasik sağ partilerin şemsiyesinin altından ayrıldığını gösteriyor bize. Bu anlamda önemli bir tarih. Tabii 70 sonrası dönem artık ideolojilerin Türkiye'de çatıştığı bir dönem. İslamcılar sağ ve sol ideolojilerden ayrılıp müstakil bir hareket olarak
varlığını sürdürüyor. 70'lerin sonunda, 79'daki, tabii bu küresel bir yönü de var bu hareketlenmenin. Küresel çapta da İslamcılık hareketi yükselişe geçiyor. Arap coğrafyasında ve diğer Müslüman coğrafyalarda. İran devrimi özellikle burada bir işaret. 1979 yılındaki İran devrimi İslam coğrafyasını çok büyük ölçüde etkiliyor. Böyle bir şeyin mümkün olabileceğine dair bir şey olarak, bir olgu olarak ortaya çıkıyor. Akabinde Afganistan'daki Rus işgaline karşı olan direniş ve İslam coğrafyasının hemen her bölgesinden buraya insanların akıl etmesi yine İslamcılık düşüncesinin fiili anlamdaki bir sahası olarak karşımıza çıkıyor. Tabii bu silahlı bir saha ama oraya giden insanlar hem oradan ülkeye taşıdıklarıyla hem oradaki yaptıklarıyla bu harekete bir katkı sağlamış bulunuyorlar. Tabii Türkiye bağlamında özellikle 80'de gerçekleşen askeri darbeden sonra sol ve sağ hareketler bir şekilde bastırılıyor devlet tarafından. Bu anlamda zaten İslamcı hareket de henüz yeni yeni yeşermeye başladığı için ve bu çatışmaların içerisinde bulunmadığı için bu askeri darbeden diğer hareketler kadar ciddi bir şekilde etkilenmiyor. Olumsuz olarak etkilenmiyor. 80'de 1980'de tabii 83 yılında Turgut Özal iktidara geliyor. 80'le birlikte Türkiye küresel çapta gene tabii bunları konuşurken küresel etkileri de konuşmak gerekiyor. Batı'da işte neoliberal bir dönem başlıyor. Modernite eleştirileri artık çok ciddi bir şekilde yapılmaya başlanıyor. Postmodernite dediğimiz dönemin kapıları açılıyor. Yine çok kültürlülük, Batı dışı modern toplumların var olabileceği düşüncesi gibi düşünceler alt kültürleri ve Batı dışındaki toplumlara bir alan açıyor. Bu anlamda Türkiye'de de 50-60 yıldır baskı altında olan, yok sayılan İslamcılık hareketi ve düşüncesi bu söylemleri de kullanarak kendine bir alan buluyor ve bu anlamda 80 sonrası dönem İslamcılık açısından daha özgür bir ortamın olduğu ve yükselişte olduğu, tabii Kırtan kente göçün de etkisiyle birlikte yükselişe geçtiği bir dönem olarak karşımıza çıkıyor. Yine medeniyetler çatışması tezi, yine Batı ile İslam dünyasının çatışacağı tezi, yine Müslümanlara bir bu tabii tartışmaların tamamı Müslümanlara bir özgüven kazandırıyor. Bu anlamda bir de eklemek istediğim şu var dönem açısından. 1960'lardan itibaren Anadolu'da bir sermaye sınıfı ortaya çıkıyor. Tabii bu da dergilerde sıkça tartışılıyor. Bunları da ileriki şey kısımda inşallah konuşuruz. Bu Anadolu sermayesi 80 sonrası dönemde daha neoliberal politikaların uygulanması, serbest ortamının olması, devletin müdahalesinin azalmasıyla birlikte piyasaya giriyor ve burada bir hareketlenme oluyor. Daha öncesinde tabii devlet destekli sermaye gündemde. Fakat bu muhafazakar kimlikli olan sermaye grubu 1990 yılında MÜSİAD isminde bir dernek kuruyor. Ve bu derneğin kuruluşu bu açıdan mesela TÜSİAD'a karşı bir meydan okuma olarak da zikrediliyor. O yüzden 1990'lı yıllar İslamcılığın artık Türkiye'deki ikinci kalkış dönemi veya ikinci yükseliş dönemi olarak zikredilebilir. Birincisi 1988 sonrası dönem. İkincisi de 1990 sonrası 28 Şubat müdahalesine kadar olan dönem. Bu anlamda tabii sadece iktisadi olarak değil, siyasi olarak işte Milli Görüş Partisi'nin 1991 seçimlerinde %17'ye yakın bir oy alması, her ne kadar bu seçime ittifaklarla girmiş olsa da burada bir yükselişin olduğunu görüyoruz. 1994 yılında belediye seçimlerinde büyük bir başarı elde etmesi, 1995 yılında Türkiye'deki birinci parti olması da bu İslamcı hareketin yükselişine bir örnek olarak gösterilebilir. Yine bu dönemde yayıncılık faaliyetleri artıyor, dergiler bağlamında düşünürsek. Ciddi anlamda yayıncılık faaliyetlerinin arttığını, sivil toplum faaliyetlerinin arttığını görüyoruz. Bu anlamda 1990'lı yıllar İslamcılık açısından Cumhuriyet tarihindeki en bereketli dönem olarak
karşımıza çıkıyor. Hem düşünsel anlamda, hem siyasi anlamda, hem de iktisadi anlamda önemli bir dönem. Bu dönemde tabii Müslüman muhafazakar sermaye sahiplerinin varlığı tartışma konusu oluyor. Öncesinde tabii belli bir tartışma birikimi de var. Ama bu dönemde dergiler etrafında, gazeteler etrafında bu konular tartışılıyor sıkça. Bu anlamda ben de o dönemde bu tartışmaları ele alan dergileri taradım. Daha doğrusu o dönemde yayın yapan dergileri taradım ve bu kapitalizm bağlamında, emek sermaye bağlamında tartışmalara katılan dergileri dört başlıkta toplamış oldum. Dört dergiyi toplamış oldum. Bunlardan birincisi Çerçeve Dergisi. Çerçeve Dergisi MÜSAD'ın resmi yayın organı. Sermayeyi temsilen bir derginin bulunmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda Çerçeve Dergisi Müslüman sermayecileri temsil ediyor. İkinci olarak Hak Söz Dergisi. O dönemde yayın yapmış ciddi bir dergi. Hatta hala bugün de yayın hayatına devam ediyor. 30 yılı aşkın bir süredir ve zaten 28 Şubat sürecinde de Özgür Der ismiyle bir dernek kurdular ve o da aynı şekilde faaliyetlerine devam ediyor. Bu şu anlamda önemli. Yani o dönemdeki İslamcı damarın bugün devam etmesi 30 yıllık bir serüven önemli diye düşünüyorum. Hak Söz Dergisi daha sert bir söyleme sahip ve o dönemde sola yakın bir söyleme sahip olduğunu da görüyoruz. Kendilerini Cemalettin Efkani çizgisine nispet ediyorlar daha çok. Ve üçüncü olarak da iki dergi var ve bu iki dergi bir çizgiyi temsil ediyor. İz Yayıncılığa bağlı olarak İzlenim Dergisi ve İktisat ve İş Dünyası Dergisi. Bu iki dergiyi bir arada aldım çünkü İktisat ve İş Dünyası Dergisi'nin sadece 18 sayısı vardı. Bunu da 15 sayısına ulaşabildim. İzlenim içerisinde de benzer tartışmaların olduğunu gördüğüm için ikisini birlikte alarak bir çizgiyi temsil etmelerini sağlamış oldu bu durum. Geleneksel eleştirel İslamcılık düşüncesini temsil ediyor bu çizgide. Bugün hala İz Yayıncılık yayın hayatına devam ediyor aynı şekilde. Yani bu üç dergide, bu üç çizgide bugün varlıklarını güçlü bir şekilde devam ettiren dergiler ve çizgiler. Hocam şimdi bu işte dört iktisat ve iş dünyası dair dört dergi iyi baz aldınız ve hani ana temada kapitalizm. Aslında kapitalizmin toplumsal bir yönü olmasıyla birlikte en çok hani iktisadi bir boyutu var. Ve hani sosyalizm, Marksizm biraz da kapitalizmin hem toplumsal yönünü hem de iktisadi boyutuna alternatif olarak ortaya çıkan ideolojilerden biri. Bu dönemde 90'lı yıllar ve belki daha öncesinde Müslümanlar da hani alternatif arayışlar içinde bulundular ve bir İslam iktisadı önerdiler. Bu Türkiye'deki İslam iktisadı alanında yapılan çalışmaların sergilenen camından bahsedebilir misiniz? Evet, yani ben de konunun satla bağlantılı olması nedeniyle alanla alakalı yazılan eserlere, ortaya çıkışına vesaire bunlara baktım haliyle. Tabi İslam dünyası, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra hemen hemen tamamı sömürgeleştirilmiş durumda. Türkiye, Afganistan, İran dışında bütün ülkeler, bütün memleketler bir şekilde sömürgeleştirilmiş durumda. Bunun sonucunda da bir siyasi arayışlar dönemi ortaya çıkıyor. Tabii siyasi arayışların yanında iktisadi arayışlar da ortaya çıkıyor. Bu 1900 yani 20. yüzyılın ilk çeyreğinden sonra başlıyor bu iktisadi arayışlar dönemi. İlk olarak da zikredebileceğimiz isim Mevdudi. Fakat Muhammed Hamidullah bu işin daha çok bilimsel öncüsü olarak zikrediliyor. Yani ilk eserleri vermiş, ilk yazıları yazmış kişi Mevdudi iken bilimsel açıdan, daha teorik açıdan Muhammed Hamidullah eserler veriyor. Tabi bu eserler İngilizce olmadığı için Batı tarafından geç keşfediliyor. Aslında sadece Batı tarafından değil, Müslüman dünya tarafından da tabii ki geç keşfediliyor. Çünkü Müslümanlar arasındaki o bağlantı, network henüz tam anlamıyla bugünkü gibi hele sağlanabilmiş değil. Birçok ülkenin sömürge altında olması, bağımsızlık mücadelesi vermesinden dolayı böyle bir şeyin mümkün olması zaten zor. Muhammed Hamidullah'ın şöyle de bir özelliği var. Türkiye'ye geliyor ve İstanbul Üniversitesi'nde
iktisat dersleri veriyor. Sabahattin Zaim Hoca merhum derslerine katılıyor ve ondan etkileniyor. Bu anlamda Türkiye'de bu işi yani İslam iktisadı alanındaki teorik çalışmaları Sabahattin Zaim Hoca'nın yaptığını söyleyebiliriz. Zaim Hoca'dan önce Sabri Ülgener'in bir eseri var. İslam hukuk anlayışında sat meseleleri olması lazım. 1944 yılında bu eser basılıyor. Bu da Türkiye'de akademik alanda basılmış ilk eserlerden birisi. Yine Seyit Kutup'un 1960'lı yılların başında çevrilen İslam'da Sosyal Adalet kitabı var. Bu kitap da Türkiye'de o dönemde sıkça tartışılan bu sermaye tartışmaları, sol hareketin özellikle sahiplendiği emek sermaye meselelerine İslami açıdan bir bakış olarak karşımıza çıkıyor. Bu da çok ciddi bir şekilde Müslümanlar arasında okunan bir kitap. Yine Sait Çekmegil'in İslam'da İktisat Anlayışımız kitabı. Yine merhum Sezai Karakoç'un İslam Toplumunun Ekonomik Stüktürü kitabı da önemli kitaplar arasında sayılabilir. Tabii birçok eser var ama ben sadece önce eserleri zikretmek istiyorum. Yani bu anlamda akademik alanda Sabri Ülgener Hoca, Sabahattin Zaim Hoca ve Ahmet Tabakoğlu Hoca sayılabilir. İslam iktisadının kurumsallaşmasındaki öncüler olarak. Yine merhum Erbakan Hoca 1975-77 yıllarında MCHP, Milliyetçi Cephe Hükümeti, kısaltması aklıma gelmedi. Milliyetçi Cephe Hükümeti'ni kuruyorlar. Ve o dönemde devletin bir kurumu olarak DESİAB'ı hayata geçiriyorlar ve bu ilk faizsiz banka olarak Türkiye'de bilinen direkt banka da demeyelim ama bir kurum yani sadece bir kurum olarak hayata geçiyor. Bunun öncesinde Arap-İsrail Savaşı küresel anlamda 1973 yılında bir petrol krizine neden oluyor. Rahmetli Fırat Faysal, Suudi Arabistan Kralı bu dönemde petrolden elde edilen gelirlerin değerlendirilmesi için bir finans kurumları kurmayı tasarlıyorlar. Yani buna imkan sağlıyor. Ve bu parayı değerlendirmek için Suudi Arabistan'da yapılan kongre sonucu finans kurumları, İslami finans kurumları kuruluyor. Ve bu İslami finans kurumları da diğer İslam coğrafyalarına, diğer İslam ülkelerine bir şekilde yayılıyor. 1985'te mesela Türkiye'de Turgut Özal'ın başbakan olduğu dönemde özel finans kurumları açılıyor artık resmi olarak. İlk açılanlar birisi Albaraka, bugün hala devam ediyor. Diğeri de Faysal Finans olarak kuruluyor. Yine 2015 yılında da devlet bankaları Ziraat ve Vakıfbank'ta Katılım Bankası açıyor. Yine mesela 80'li yıllarda İslami Araştırmalar Vakfı, Ensar Vakfı, işte 90'lara doğru Fey Vakfı, MÜSİAD bunlar da bu vakıflar da İslam iktisadı çalışmaları yapıyorlar, yayınlar yapıyorlar. Bunun dışında yakın zamanda mesela Maruf Vakfı, işte İlke Vakfı bünyesinde bulunan İslam İktisadı Araştırmaları Merkezi de İslam iktisadı alanına katkı yapan öncü sivil toplum kuruluşları olarak zikredilebilir. Yine son dönemde özellikle yüksek lisans ve doktora programları artık üniversitelerde mevcut İslam iktisadı alanında, hatta bazı üniversitelerde de lisans eğitimi de veriliyor şu an. İslam iktisadı bu anlamda Türkiye'de çok ileri bir seviyeye gelmiş durumda. Yine sanıyorum İslam İslami finansla yani daha doğrusu katılım bankalarının diğer bankalar içerisindeki oranı yani büyüklük oranı %5 civarında diye biliyorum yanlış hatırlamıyorsam. Bu anlamda İslam iktisadı alternatif bir model olarak bir iddia olarak ortada bu şekilde ortaya çıkmış durumda. Şimdi hocam 80 darbesinden sonra 83'te Turgut Özal Partisi Anavatan 91'e kadar birinci partiliğini devam ettiriyor. Özal aslında Türkiye'deki siyasi tarihi açısından kırılma noktalarından bir tanesi. Hem işte neoliberal politikaları hem de işte Türkiye'yi dünyaya açma vizyonu. Aynı zamanda Türkiye'de de dört eğilimi temsil etme sloganlığını misyonunu benimsemiş biri. Her
Her ne kadar işte muhafazakar bir aileden de gelse, liberal bir yönü de olan. Ancak İslamcılar tarafından da bir dönem desteklenen önemli siyasi figürlerden biri. Şimdi Özal'ın özellikle ekonomik alanda yaptığı açılımla İslamcı dergiler tarafından nasıl karşılandı? Evet, Özal hakkında merhum Sabahattin Zaim'in bir sözü vardır, yaygın olarak bilinir. Hatta Demirel ile beraber ikisini tanımlıyor. Diyor ki işte Demirel onların adamıdır, bizi idare eder. Özal bizim adamımızdır, onları idare eder. Böyle bir söz söylüyor. Tabii Özal özel bir kişilik. 70'li yıllarda muhafazakar bir kimliğe sahip olarak biliniyor. 67 ile 71 yılları arasında Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar olarak görev yapıyor ve bu sırada kendisine Takım Yolu deniyormuş. 1970'lerde Milli Selamet Partisi'ne yakın bir siyasi yerde duruyor. Hatta 77 yılında Milli Selamet Partisi'nin İzmir milletvekili adayı oluyor fakat seçilemiyor. İskender Paşalı olduğu biliniyor ve İlim Yayın ve Cemiyeti'nin de kurucularında. Bu anlamda baktığımız zaman muhafazakar bir kimliğe sahip. Tabii o dönemde 1980 sonrası dönemde tüm partilerin yasak olması nedeniyle de o dönemde Refah Partisi tekrar kurulana kadar İslamcıların bir kısmı tarafından desteklenmiş bir kişi. Batı'da yani Özal'ın iktidara gelme süreciyle alakalı yine küresel anlamda bir rüzgar söz konusu. Yani küresel rüzgar Türkiye'yi de etkiliyor. Batı'da yeni sağ olarak ortaya çıkıyor bir hareket ve İngiltere'de Thatcher liderliğinde Muhafazakar Parti iktidara geliyor ve artık Keynes yani Refah Devleti'nin son bulduğu ve liberal muhafazakar politikaların uygulandığı bir döneme geçiliyor. Yine Türkiye'de de paralel olarak Turgut Özal o zaman Başbakanlık Müsteşarı Özal tarafından bir program hazırlanıyor. Daha sonra bu program tabii IMF destekli bir program. 24 Ocak 1980'de kamuoyuna duyuruluyor ve faaliyete geçiyor. Bunun amacı dış ticareti arttırıp yabancı yatırımı ülkeye çekmek. En büyük hedef bu ve ekonomik olarak büyümek. Bu anlamda daha serbest bir piyasa ortamı sağlanmak isteniyor. 24 Ocak'tan 7 ay sonra yaklaşık 12 Eylül darbesi gerçekleşiyor. Darbe yönetimi bu ekonomik programa müdahale etmiyor. Aynı şekilde devam ediyor. 1983 yılında da Turgut Özal'ın Anavatan Partisi seçimlere giriyor. Tabii o dönemde 15 parti açılmak için başvuruyor. Fakat 12 tanesi reddediliyor. Daha doğrusu seçime girmek için 15 parti başvuruyor. 12'si reddediliyor ve 3 parti arasından Anavatan Partisi seçimleri kazanıyor. Hatta Özal için mesela Thatcherizm Batı'da denir. Özal için de sonuna izm olmuştur. Özalizm diye teorileştirilmiştir hatta Özal'ın yaptıkları. Ne yaptı? Kabaca yani İslamcı dergiler bağlamında İslamcılık düşüncesi açısından az önce biraz sonra anlatacağım onlara zemin olması açısından Anadolu sermayesinin önünü açmış oldu. Yani bu özgürlük alanı Anadolu sermayesinin önünü açmış oldu ve 1960'lardan itibaren Anadolu'da ortaya çıkan ve kendi imkanlarıyla gelişen bu sermaye grubu 80 sonrası dönemde bu liberal ortamın nimetlerinden bir nevi faydalanmış oldu. Yine finans kurumlarını kurmuş oldu Özal. Bu anlamda yastık altı İslami kesimdeki ekonomik kaygılardan dolayı yani faiz sisteme yaklaşmak istemeyen veya bu ortamda ticaret yapmayı çok güvenilir bulmayan kesimleri de finans kurumları aracılığıyla ticarete dahil etmiş oldu. Yani büyük bir dönüşümün olduğu bir dönemdir 1980'ler. Yine Özal'ın beslendiği kültürel havuz da bu anlamda hep tartışılmıştır az önce bizim de bahsettiğimiz gibi. Hem muarızlarınca hem dindarlar tarafından çok tartışma konusu edilmiştir. Seküler kesim Özal'ın tırnak içinde takım yolu olarak görmektedir. Dindar kesim de yeterince dindar bulmamaktadır. Bu anlamda böyle bir yönü vardır Özal'ın. Tartışmalara gelecek olursak tabii Çerçeve dergisinden mesela Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal 24 Ocak kararlarından sonra Türkiye'nin önemli bir şekilde değiştiğini söylüyor. Babasının yani bu büyük muhtemelen 93 yılında yazılmış bir yazı şu an
Tam hatırlamıyorum ama muhtemelen Özal'ın vefatından sonra yazılmış bir yazı. Özal'ın işte özelleştirmelerle birlikte, serbest piyasa ekonomisiyle birlikte, fikir özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü gibi yeni bir döneme girdiğini, yani bu unsurları hayata geçirerek yeni bir döneme girdiğini ifade ediyor. Diyor ki mesela sol fikirlerin artık silahla değil de fikirle çökmesini sağladı diyor. Yani nasıl iktisadi alanda bir serbest piyasa oluşturduysa fikirsel anlamda da bir serbest piyasa oluşturduğunu, işte o dönemki 141, 142, 163 numaralı maddelerin kaldırıldığını ve bu anlamda bir özgürlük ortamı oluştuğunu dile getiriyor. Bu anlamda Çerçeve Dergisi, yani MÜSİAD'ın dergisi, Özal'ı ciddi anlamda destekleyen, olumlayan yazıların olduğu bir dergi. Mustafa Özel İktisat ve İş Dünyası dergisinde bir yazı yazıyor mesela. Bu da tam karşısında, yani tam karşı demeyelim de ortada duran bir yerde bulunuyor. Biraz böyle bunu eleştiren, biraz da esprili bir şekilde yer olan bir metin kaleme alıyor. Ama Hak Söz dergisi tam anlamıyla karşısında duruyor ve çok sert eleştiriler getiriyor. Hatta ABD merkezli bir pragmatizmle hareket ettiği, işte iş bitirme, köşe dönmedik gibi kavramları burada meşrulaştırdığı, doğruladığı bir dönem olarak zikrediyorlar Özal dönemini. İşte 1990'daki Körfez Savaşı'ndaki tavrı, IMF'ye boyun eğdiği vesaire, böyle sert yazılar kaleme alıyorlar. Mesela Rıdvan Kaya diyor ki Müslümanların üzerindeki baskı kalktığı için İslami cemaatler işte daha rahat hareket edebildiği için Özal'a ve liberalizme şükran duyuyor Müslümanlar diyor. Fakat Müslümanlar bu dönemde aslında diyor sisteme entegre edilmiştir ve geniş kesimler ifsad olmuştur diyor. Bu anlamda Hak Söz dergisi daha muhalif bir yerde duruyor. İktisat ve iş dünyası çerçeveye nazaran daha sert bir şekilde eleştiri yapıyor. Hocam şimdi İslamcı dergiler hani ideolojilere inanç olarak da yaklaşmışlardır ve onları İslam inancının karşısına yerleştirdikleri zamanlar oldu ve bunun üzerine bayağı yazı kaleme aldılar işte. Bu hani kapitalizm için de geçerli bir durum ve kapitalizmi de inanç olarak değerlendirip hatta şirk düzeyinde değerlendiren yazılar da kaleme alınmıştır. Hani İslamcı dergileri göz önünde bulundurduğumuzda kapitalizm ile inanç ilişkisi arasında nasıl bir bağ kurulmuştur? Evet, yani İslamcılar her meseleyi olduğu gibi kapitalizm meselesini de temel olarak inanç, kapitalizme temel olarak inanç bağlamında bakıyorlar. Bu anlamda daha çok Hak Söz dergisinde söylem ortaya çıkıyor. Yani şirk sistemi olduğu, kapitalizmin doğrudan bir şirk sistemi olduğu söyleniyor. Bu anlamda mesela işte Hamza Türkmen, Yılmaz Çakır gibi yazarlar kapitalizmin tüketimi arttırdığı, bunun sonucunda da toplumsal bozulmanın ortaya çıktığı gibi düşünceleri yazıyorlar ve kapitalizmi doğrudan şirk sistemine benzetiyorlar. Mesela yine o dönemde Ramazan şenlikleri, artık herhalde yeni başladığı dönemler, Ramazan şenliklerin başladığı dönemler, belediyeler tarafından bunlar faaliyete geçiriliyor. Burada da mesela bazı sanatçıların boy göstermesi, işte uygulanan yöntem, etkinlikler Ramazan'ın kapitalizme kurban edildiği gibi bir eleştiriye maruz kalıyor. Yine Hak Söz daha çok meseleye bakarken sistemsel açıdan bakıyor. Yani bu la dini bir sistemdir ve bunun siyasi yönü de, iktisadi yönü de tamamen Müslümanlığa, İslam'a aykırıdır. Tabii Hak Söz dergisinin şöyle de bir özelliği var. Sol bir söyleme, yakın bir söyleme sahip olduğu için bu anlamda eleştirileri de çok sert oluyor. Yine düzeni de putlardan kurulu şirk düzeni olarak tanımlıyor. Yine tabii inanç ve kapitalizm dendiği zaman Max Weber'in Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu eseri hemen akla geliyor. Bu anlamda diğer dergiler de kapitalizmi temelde Hristiyanlık inancının bir unsuru olarak görüyorlar. Ve her ne kadar o inanç daha sonra sekülerleşmiş olsa da, yani şu anki kapitalist sistemin
daha seküler bir yanı olsa da Batı'daki o kültürü Türkiye'ye taşıdığını ve buna karşı daha yerel unsurların ortaya çıkartılarak bir iktisadi sistem ortaya konulması gerektiğini ifade ediyorlar. Yani bu anlamda Halk Söz'ün dışında kalan dergiler meseleye biraz daha teorik bağlamda çözüm üretme odaklı bakıyorlar ama Halk Söz dergisi daha sol bir perspektiften baktığı için sermayeyi, kapitalizmi eleştiren yazılar çıkıyor Halk Söz dergisinde. Hocam, kapitalizm aynı zamanda gitgide dünya ülkeleri geneline yaygınlaşmaya başlayınca onlara da aynı zamanda bir kültür empoze ediyor. İslami dergiler kapitalizmi hangi kültürel boyutlarıyla eleştirmişlerdir? Evet, kültür tabii toplumsal yapının önemli bir parçası. İktisadi değişiklikler de en başta, en daha doğrusu en belirgin olarak kültürü değiştirir. Yani bunun yansıması daha çok kültürde gözükür. Küreselleşme döneminde de haliyle kültürel yayılma hızlanmıştır. Neoliberalizm dönemi, neoliberalizm kültürü küreselleşme ile birlikte bu sadece politikayı uygulayan ülkelere yayılıyor. Mesela Zygmunt Bauman bu durumu açıklarken artık eski tip modern toplumun geride kaldığı, eski tip modern toplumda toplumun üretici ve asker olarak görüldüğü fakat bugün artık modern toplumda kitlesel bir şekilde iş gücüne ve zorunlu askerliğe ihtiyaç kalmadığı için toplumun üyelerinin artık tüketiciler olarak değerlendirildiğini söylüyor. Benzer bir durum tabii ki yaklaşım dergilerde de var, İslamcı dergilerde. Zira 80 sonrası alışkanlıklar ciddi anlamda değişiyor, değişmeye başlıyor. Hatta merhum Mehmet Genç Hoca Osmanlı'nın o geleneksel toplum yapısının 1980'de çözüldüğünü söylüyor. Mesela buna bir örnek vermek gerekirse 1988 tarihi önemli bir tarih. Ben baktım mesela kredi kartı ilk ne zaman kullanılmaya başlanmış? 1988 tarihinde Türkiye'de kredi kartı Yapı Kredi Bankası aracılığıyla kullanılmaya başlanıyor ve yine ilk AVM de 1988 yılında İstanbul'da Bakırköy Galeri AVM 1988 yılında kuruluyor. Bu anlamda Türkiye'deki artık neoliberal politikaların ciddi anlamda uygulandığı ve topluma etki ettiğini söyleyebiliriz. İşte bu dönemde ev ekonomisinin çöktüğünü, daha doğrusu gerilediğini ve kitlesel tüketimin yaygınlaştığını görüyoruz. Mesela Halk Söz dergisi, tabii çok yazılar var ama ben birkaç aklıma gelen, dikkatimi çeken şeyleri zikredeceğim inşallah. Halk Söz'de mesela bu tüketim kültürüne ciddi eleştiriler var fakat mesela bir eşarp markası o dönemde Belli Eşarp markası isminde. Eşarp markasının bir reklam filmi eleştiriliyor. Ve bu iki kadının burada bir nasıl söyleyeyim sosyeteden iki kadın olarak ortaya çıktığını ve İslam'a ve Kur'an'a aykırı bir şekilde israf ve gösterişin burada empoze edildiğini söylüyor ve bu şekilde bir eleştiri yapıyor ve kapitalist başörtüsünün kapitalist sistemin metası haline geldiğini söylüyor mesela Halk Söz dergisinde. Yine Sabahattin Zaim Hoca merhum Çerçeve dergisinde tüketimin az tasarrufun fazla yapılarak üretimin arttırılması gerektiğini dile getiriyor. Zira o dönemde yani kültürel emperyalizmin kültür batıdan gelecek bu dejenerasyonun bu şekilde engellenebileceği bir fikri var. Diğer dergilerde de tartışılıyor. Yani yerel bir iktisadi anlayışın ortaya çıkıp kendi kültürünü üretmesi tasavvur ediliyor. Tabii kültür endüstrileşiyor bu dönemde. Yine Adorno ve Horkheimer'ın dile getirdiği kültür endüstrisi kavramı var. Frankfurt Okulu tarafından teorize edilen. Bu dönemde kültür artık üretilip yaygınlaştırılan kitleselleştirilen bir unsur. Ve böylece neoliberal dönemde kültür diğer toplumları etkiliyor. Yine Halk Söz dergisi zaten ciddi bir anlamda bunu eleştiriyor. Bu kapitalizmi Batı kültürünün taşıyıcısı olarak görüyor.
yine yerel, bu kapitalizmi yerel olarak faaliyette geçirenleri de işbirlikçiler olarak tanımlıyorlar hatta. Yine Çerçeve Dergisi'nde Nazif Gürdoğan, Orhan Türkdoğan kendi kültürümüzle bir iktisadi sistemin ortaya çıkartılması, işte Osmanlı'daki vakıf kültürü, ahi kuruluşlarının tekrar diriltilmesi, yaren teşkilatları, işte zekat, sadaka gibi İslami kavramların iktisadi anlayış içerisinde yedirilmesi gerektiğini ve yeni bir iktisadi modelin ortaya konması gerektiğine dair yazılar yazıyorlar. Bu anlamda daha çok İktisat ve İş Dünyası dergisi, Çerçeve dergisi, bu dergiler bir alternatif sunma ve buna karşı bir yerli sermaye sınıfının oluşturulup bu kültürel emperyalizme karşı durulması gerektiğini dile getiriyorlar. Yani dergilerin tamamı bu anlamda eleştirel bir yerde duruyorlar diyebilirim. Hocam, Homo economicus tartışmalarını da göz önünde bulundursak, İslamcı dergiler ve İslamcı yazarlar kapitalizmin bir şekilde insanlığa yeni bir ahlak ihraç etmeye çalıştığını da na dair yine eleştiriler getirmişlerdir. Bu eleştirileri göz önünde bulundursak, kapitalizm ile ahlak arasında nasıl bir ilişki vardır? Evet, tabii yoğun olarak tartışılıyor kapitalizmin ahlak ilişkisi. Homo economicus kavramı, yani bu kavram Batı klasik iktisat teorisinde kişinin kendi isteklerinin ve menfaatlerinin gerçekleştirilmesi uğruna hedefe odaklı bir insan tipini anlatıyor. Buna karşı Türkiye'de mesela literatürde daha çok kullanılan Homo islamicus kavramı var. Fakat bu kavram aslında Zeynep Hafsa Orhan Hoca'nın ondan aktarımıyla söylüyorum, aktarımla söylüyorum. Joseph Hans tarafından 1950'li yıllarda kullanılan bir kavram. Homo economicus islamicus kavramını kullanıyor. Yani ekonomik insan, Müslüman ekonomik insan olarak kullanılıyor. Fakat Türkiye'de Homo islamicus olarak kullanılıyor. Buradan kastedilen şey ise, yani Müslüman bir kimliğe sahip insanın iktisadi hayatta dengeli bir şekilde faaliyetlerini sürdürmesi, İslam'ın emir ve yasaklarına uygun olarak faaliyetlerini sürdürmesi anlamına geliyor. Bu anlamda kullanılıyor daha çok. İşte Allah'ın emir ve yasaklarına dikkat eder, ahlaklı ticaret yapar, kandırmaz, kar amacıyla her türlü şeyi mübah görmez, paylaşır, sadaka, zekat kurumlarıyla paylaşımlarını gerçekleştirir. Bu anlamda homo islamikus kavramı kullanılıyor. Bunu Zaim Hoca çok sıklıkla kullanılıyor Türkiye'de. Ve bunun sonucunda artık ahlaklı bir ekonominin, paylaşımcı bir ekonominin ortaya çıkacağını söylüyor. Ve sosyal adaletin de ancak bu şekilde faaliyete geçeceğini zikrediyor. Yine o dönemde kapitalist ahlak ciddi bir şekilde eleştiriliyor. Hatta Mustafa Özel bir yazısında merhum Hekimoğlu İsmail'in şöyle bir sözünü epigraf olarak yazının başlığına koymuş. Hekimoğlu İsmail diyor ki, Max Weber'e göre kapitalizm protestan ahlakının bir ürünüdür. Türkiye kapitalizmi aldı fakat protestan ahlakını almadı. Kendisinin de İslam ahlakı olmadığı için, İslam ahlakından da ayrıldığı için daha doğrusu, Türk ekonomisi ahlaksız kaldı diye bir eleştiride bulunuyor. Yani bu anlamda gerçekten önemli bir nokta bu. Çünkü Türkiye'de sermaye sınıfı ortaya çıkarken tamamen devletin desteğiyle ortaya çıkmıştır. Özellikle Osmanlı son döneminden itibaren. Ve bu anlamda daha pragmatist, menfaatçi ve devletle birlikte hareket eden bir sermaye grubudur. Yani Türkiye'de sermaye grupları asla siyasetin etkisinden, siyasetten azade olamazlar, öyle söyleyeyim yani. Bu anlamda siyasetle bir göbek bağları vardır. Hak Söz dergisi daha sert bir şekilde eleştiriler getiriyor. Daha önceki konularda olduğu gibi. Mesela Hak Söz dergisinde bir yazıda MÜSİAD'ın 1998 yılındaki fuarı eleştiriliyor. Bu fuar şu başlıkla konu ediliyor: Medine pazarında fren kavası, yani
Bu buradaki işte insani ilişkilerin, sermaye sahiplerinin tavırları olsun veya bununla alakalı detaylıca yazılmış bir eleştiri yazısı var burada. Türkiye'deki sermaye sınıfını, Müslüman sermaye sınıfını Hak Söz dergisi ciddi bir şekilde eleştiriyor. Buna karşı Çerçeve ve İzlenim dergilerinde bu iki dergi birbirine yakın bir yerde duruyorlar ahlaki eleştiri açısından. Yani genel olarak tabii insanın ahlaklı olması gerektiği, iktisadi hayatta da bu ahlakın sürdürülmesi gerektiği ve kapitalist ahlakın reddedildiği yazılar ortaya çıkıyor. Yine Sabahattin Zaim Hoca'nın gündeme getirdiği homo islamı kavramı ciddi anlamda tartışılıyor. Yani öncelikle İslam'ın kişiyi terbiye ettikten sonra iktisadi hayata katılmasının daha iyi bir iktisadi sistem ortaya çıkaracağını gündeme getiriyorlar. Yani Çerçeve ve İzlenim dergileri Müslümanların meşru yollardan sermaye biriktirip bunu ahlaklı bir şekilde kullanmalarını öngörüyor. Yani kapitalizm ahlakından reddediyorlar bu anlamda. Onun yerine ahlaklı ticareti öneriyorlar. Buna karşı Hak Söz dergisi bu anlamda ciddi eleştirilerine devam ediyor. Hocam, şimdi kapitalizmi siyasal ideoloji olarak liberalizm temsil ediyor. İslamcı dergiler hem kapitalizme hem de liberalizme siyasal yönden ne tür eleştiriler getirmişlerdir? Evet, liberali yani şöyle İslamcı dergilerde kapitalizme siyasal yönden üç farklı eleştiri ortaya çıkıyor. Bunlardan birisi liberalizm, siyasi olarak liberalizmin eleştirisi. Diğer yandan küresel olarak kapitalizmin emperyalist bir siyaset güttüğü, diğeri de yerel anlamda yine kapitalizmin vesayetçi bir yönünün olması, yani Türkiye'deki müesses nizamla birlikte hareket etmesi, bu anlamda siyasal anlamda üç farklı eleştiri tabii dile getiriliyor. Tabii sizin de bahsettiğiniz gibi liberalizm kapitalizmle birbirine yapışıktır, ayrılmaz bir parçasıdır. Mesela Mustafa Özel bu anlamda liberalizmi çok ciddi bir şekilde eleştiriyor. Yani diyor ki kapitalizmin varlığını sürdürmek için liberalizme muhtaç olduğu, liberalizm ideolojisine muhtaç olduğunu söylüyor. Yine mesela Mustafa Özel Hoca yine diyor ki kapitalizm nasıl sermayeye düşmansa liberalizm de demokrasiye düşmandır. Yani bu anlamda kapitalizme eleştiriler getirilirken onun siyasi biçimi olan liberalizme de aynı şekilde eleştiriler getirilmekteydi o dönemde. Fakat 28 Şubat ciddi bir kırılma oldu Müslümanlar İslamcı kesim açısından. Bu dönemde artık dindarların baskı altına alındığı ve özgürlüklerinin kısıtlandığı bir dönem olarak karşımıza çıkıyor. Bu anlamda da 28 Şubat döneminden sonra İslamcı kesimde liberal bir dile doğru yönelişin olduğunu görüyoruz. Yine dergilerde de bu gözüküyor. Tabii zaten sürecin sonunda devamında daha doğrusu 2002 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidar olması ve bu partinin İslamcı söylemi kısmen terk ederek daha Batı ile uyumlu bir liberal dil kullanması da bir 28 Şubat'ın sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Bu anlamda liberalizm siyasi olarak eleştirilirken 28 Şubat döneminden sonra baskı unsurlarına karşı bir söylem olarak kullanılıyor, takip ediliyor. Mesela küresel, tabi liberalizmden biraz daha bağımsız bir mesele ama ona da değineyim kısaca hemen konuyu tamamlayayım. Küresel anlamda bir sömürü düzeninin olduğu dergilerde tartışılıyor. Artık küresel rekabetin siyasi, askeri olarak değil de ticari olarak hayatını, varlığını sürdürdüğü söyleniyor. Artık şirketler ticari olarak güçlü olması gerektiği ve bir şekilde şirketlerin artık bunların sömürdüğü dile getiriliyor. Yine Hak Söz dergisinde mesela kapitalizm ve liberalizm Batı emperyalizminin bir parçası olarak zikrediliyor. Hak Söz dergisi daha anti emperyalist bir çizgiye yakın olduğu için diğer iki dergiye nazaran bu anlamda
sert eleştirilerini devam ettiriyor. Bir de son olarak yerel unsurlar anlamında, yerel vesayet, yerel sömürü anlamında da dergilerde tartışmalar hayata geçmiş bu dönemde. Yani o dönemde devlet destekli sermaye ile Anadolu sermayesi, yani böyle kabaca bir tanımlama yaparsak, çalışmayı bu şekilde görüyor dergiler. Yani 60'lardan itibaren Anadolu'da ortaya çıkan sermaye sınıfı, o dönemdeki işte müesses nizam dediğimiz vesayet diye adlandırılan, yani devletle beraber hareket eden yapıyla mücadele halinde. Daha sonra zaten 28 Şubat döneminde siyasi olarak müdahale ediliyor, ama sadece siyasi bir müdahale olarak kalmıyor. Hem ekonomik olarak, hem eğitim açısından, hem toplumsal açıdan birçok alana müdahale ediliyor ve bu dönemde mesela Anayasa Mahkemesi, işte Yargıtay ve Danıştay başkanları askerler tarafından genel kurmaya çağrılarak briefing veriliyor ve irticaya destek veren kuruluşlar olarak bazı bu bahsettiğimiz sermaye grupları hedef alınıyor. Mesela bu dönemde de Hak Söz Dergisi, her ne kadar önceki dönemde sermayeye karşı olsa da, bu dönemde yeşil sermaye, tırnak içinde kullanıyorum, yeşil sermayeye karşı yapılanları şiddetli bir şekilde eleştirmiştir. Ve darbecilere yaranmak isteyenleri de eleştiriyor. Mesela Ülker o dönemde darbecilerin hışmından kurtulmak için bir nevi işte resmi bayramlara sponsor oluyor. İşte ilanlar veriyor gazetelere vesaire. Hak Söz Dergisi'nde bu ciddi bir şekilde eleştiriliyor mesela. Yani o dönemde İslamcılar bürokratik yapıya eleştiriler getirdiği gibi sermayeye de eleştiriler getirmişlerdir. Zira hani hepimizin malumudur ki o dönemde TÜSİAD askerle çok yakın durarak bu darbeye destek vermiştir ve bir nevi bu MÜSİAD ve TÜSİAD arasındaki, kabaca bu iki dernek arasındaki çatışmanın bir şeyi olarak karşımıza çıkıyor bu darbe süreci de. Ve bu dergilerde önemli, ciddi bir şekilde eleştiriliyor. Fakat MÜSİAD'ın dergisi mesela Çerçeve bu konulara çok girmek istemiyor, girmiyor. Uzak durduğunu görüyoruz haliyle. Sonuç olarak bir sermaye grubunun temsilcisi olan bir dergi ve bu tarz yazılardan bu dönemde kaçındığını ciddi bir şekilde görüyoruz. Evet, burayı da bu şekilde tamamlamış oluyorum hocam. Hocam aslında hani biraz bahsettiniz ama ben biraz daha değinmek istiyorum. İşte bu dönem MÜSİAD, belki 90'lı yılların sonunda işte ASKON, gitgide işte 90'lı yıllarda Anadolu Aslanlar veya Anadolu Kaplanlar olarak nitelendiren muhafazakar Müslüman iş adamlarının yaygınlaşmaya başladıklarını ve hani üretim şeyinin merkezine doğru kaymaya başladıklarını görüyoruz. İslamlı dergiler Müslüman iş adamlarına yönelik bakışları nasıldı? Evet, yani Türkiye'de sermaye sınıfı, az önce de bahsettiğim üzere, yani kendi imkanlarıyla yeşermiş, ortaya çıkmış bir sınıf değil. Çünkü Osmanlı'da daha doğrusu bu işe daha çok gayrimüslimler yapıyordu. Müslüman kesim daha çok asker oluyorlardı veya çiftçilikle uğraşıyorlardı veya bürokraside görev alıyorlardı, özellikle Osmanlı son döneminde. Bu anlamda özellikle Tanzimat'tan sonra da yani daha doğrusu kapitülasyonlarla birlikte Türkiye'deki gayrimüslim sınıf güçlendi ve Osmanlı bunu asla buna bir sıkıntı olarak görmedi. Lakin modernleşme döneminde haliyle mesela İttihat ve Terakki'nin iktidara gelmesiyle birlikte Ziya Gökalp'in veya Yusuf Akçura'nın da desteklediği bir proje, bir siyaset olarak Alman ekolüne yakın ahlaki iktisadiyatta millilik seçeneği devreye giriyor. Ve Cumhuriyet de bunu sürdürüyor bir şekilde. Zira bir sermaye sınıfına ihtiyaç var. Gayrimüslimler mübadelelerle ülkeden ayrılmış ve bir sermaye sınıfı eksikliği var. Bu anlamda devlet kendisi destekleyerek, yani kendi destekleyerek bir sermaye sınıfı oluşturuyor. Ve bu sınıfta daha sonra TÜSİAD olarak isimleşiyor 1971 yılında. Buna mukabil daha önce bahsettiğimiz Anadolu'da kendi imkanlarıyla yeşeren bir sermaye sınıfı var. Bu da 1990 yılında MÜSİAD'ı kuruyor. Ve bu merkez ile çevrenin bir çatışması, bir nevi çatışması olarak da zikredilebilir. Mesela bu anlamda Hakiş Genel Başkanı, o dönem Hakiş'in Genel Başkanı Saim Uslu,
Bu iki sermaye sınıfını futbol benzetmesiyle açıklıyor mesela. Diyor ki Cumhuriyet dönemi tarafından oluşturulmaya çalışılan bir sermaye grubu İstanbul takımlarına benzer diyor. Yani sürekli kayrılır diyor. Ama bunun dışında Anadolu'da ortaya çıkan sermaye sınıfı da Anadolu takımlarına benzer ve hakları sürekli ellerinden alınır gibi benzetme yapıyor dönemde. Tabii yine Çerçeve Dergisi'nden Murat Kaldırım çok ciddi eleştiriler yapıyor uzun uzun. Temelde teşviklerin büyük sermayeye verildiği ve devletin adaletsiz davrandığını dile getiriyor. Mesela yine Çerçeve Dergisi'nde olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Atilla İlhan'la bir röportaj yapıyor. Mesela Atilla İlhan da diyor ki Türkiye'de diyor çok ciddi bir şekilde bir burjuva oluşuyor. Fakat diyor bu burjuvazi bir kısmı doğrudan dışarıya bağlı. Ama diyor buna karşı bir burjuva daha var ki bunlar Müslüman burjuvazi ve aydınlarımız bunu görmese de diyor bu burjuvazi Türkiye'nin gerçek burjuvazisidir diyor bu anlamda. Yani devlet desteği olmaksızın kendi imkanlarıyla büyümüş, yeşermiş bir burjuvazi. Atilla Han'ın da böyle bir tespiti var. Yani gene Çerçeve Dergisi, İzlenim ve İktisat, İş ve İş Dünyası dergileri de aynı şekilde gerçek sermayenin, gerçek burjuvazinin kendi imkanlarıyla ortaya çıkan bu Anadolu'da yeşeren grup olduğunu dile getiriyorlar. Fakat Haksöz ekibi muhafazakar sermayeyi sert bir şekilde eleştiriyor. Hatta laik sermaye ile mesela bu 28 Şubat döneminden önceki tartışmalar laik sermaye ile muhafazakar sermayenin arasında bir fark olmadığını dile getiriyor. İki grubun da siyasal boyu savunduğunu söylüyor. Hatta diyor ki yani diyorlar ki dergide şu an kimin dediğini hatırlamıyorum ama tıkanan sistemi muhafazakarlar eliyle bu şekilde açtılar. Yani iktisadi sistem tıkanmıştı. Muhafazakar sermayelerle bu sistemin önünü açtılar diyor. Hem iktisadi olarak tabii hem siyasi olarak bu muhafazakarlar eliyle ladini olarak gördükleri sistemin önünün açıldığını dile getiriyorlar. Bu anlamda sermaye tartışmaları yani Müslüman zengin olur mu tartışmaları bu şekilde şekilleniyor. Yani Haksöz dışındaki dergiler Müslümanların da sermaye sahibi olabileceğini ve bunu hatta bunu işte az önce bahsettiğim gibi çevreden merkezi bir hareketlilik olarak da değerlendirenler var. Hocam şimdi kapitalizm deyince aklımıza gelen en temel kavramlardan biri de sömürgecilik. Aslında bu sömürgecilik işte bir ülkenin diğer ülkeleri sömürmesi bazında değil. Hani farklı farklı şekilde de ele alınıyor. Bunlardan bir tanesi işte patronların, işçilerin haklarını sömürmesi. Özellikle Türkiye'de işte kapitalist firmaları göz önünde düşündüğümüzde ve sömürülen işçileri göz önünde bulundurduğumuzda İslamcı dergiler İşçi hakları hakkında neler söylemişlerdir? Evet, küreselleşmeyle birlikte tabii kapitalizm yaygınlaşıyor ve beklenilenin aksine eşitsizlikler artıyor bu anlamda. Türkiye'de de 1980 sonrası uygulanan politikalar, ekonomi politikaları 90'larda çöküyor. Zaten 90'lı yıllar dediğimiz zaman kriz, ekonomik krizler olarak zihnimize kazınmış yıllar. Bu anlamda o dönemde de ekonomik bir darboğaza giriliyor ve toplumda mesela asgari ücretin 3'te 2'ye düştüğü söyleniyor. Bir yazıda şu an hatırlamıyorum yazının sahibi. İşte 1980'den 94'e 94 kıyaslanıyor 1980 ile 94 yılları. Asgari ücretin ciddi bir anlamda düştüğü söyleniyor. Bu anlamda yani işçi hakları noktasında özellikle bütün dergilerde bütün dergiler bu anlamda hassas. Bunu öncelikle söyleyeyim. Fakat Haksöz dergisi daha önce de bahsettiğim gibi daha sol bir söyleme sahip. Tabii bu sol söylem 1960'larda, 1950'lerde Soğuk Savaş döneminde Müslüman dünyanın bir kısmının SSCB yani Sovyetlerin etkisinde kalmasıyla yaygınlaştığını görüyoruz ve bunu mesela işte Ali Şeriati, Seyit Kutup gibi kişiler de bu sol söylemi benimsemiş ve yaygınlaştırmış insanlar. Bu anlamda Haksöz dergisi de bu söyleme yakın bir söylem geliştirmiş.
Yani bu emek tartışmalarında, işçi emeği, eşitsizlik tartışmalarında radikal bir tavır alıyor Aksöz dergisi. Mesela Yılmaz Çakır o dönemde kapitalist toplumların firavun toplumlarına benzediğini söylüyor. Yani her ikisinde de sınıflı toplumlar olduğunu dile getiriyor. Yine o dergide işçi ücretleri, vergi adaletsizlikleri, mesela işte zenginlerin vergilerini geciktirdiği, daha sonra yapılandırmaların olduğu veya affedildiği ama yoksul insanlardan vergilerin anında tahsil edildiği gibi eleştiriler var. İşte işçilerin temel haklarını temel ihtiyaçlarını karşılayamaması, kaynakların dağıtılımındaki adaletsizlikler gibi konular gündem ediliyor. Mesela 1991 yılında İstanbul'da Paşabahçe Derinişoğlu olarak bilinen bir eylem var. Paşabahçe fabrikası işçileri toplu olarak işten çıkarıyor ve bu dönemde işçi eylemleri gerçekleşiyor. Tabii Halk Sözü'nde ilk ortaya çıktığı zamanlar, yani yayın hayatına başladığı zamanlar çok sert eleştiriler var bu dönemde. Mesela Yılmaz Çakır yine kapitalistleri kafir olarak tanımlıyor. 1.000 kişinin hakkını bir kişinin yediğini, bu anlamda da kapitalistleri yani çok ciddi bir şekilde eleştiriyor. Öyle ki Halk Söz dergisi o dönemde bir özel sayı çıkartıyor. Paşabahçe direnişi özel sayısı. Bir manifesto yazılıyor derginin içerisinde. Manifestonun sonunda da Allah direnenlerle beraberdir yazıyor ve eylemlere katılıyorlar Hak Söz grubundan bir ekip ve bütün işçilere bu dergi dağıtılıyor. Yani 1980 sonrası ortaya çıkan sol hareketlerin de gerilemesiyle birlikte ortaya çıkan boşluk Hak Söz tarafından doldurulmak isteniyor. Zaten bu dergide de tartışılıyor. Yani bu işçi haklarının Müslümanlar tarafından sahiplenilmesi gerektiğine dair tartışmalar var. Diğer dergilerde iktisat ve iş dünyası olsun, çerçeve olsun. Bu dergiler daha çok uzlaşmacı bir tavır takınıyorlar. Marx'ın klasik teorisi ettiği çatışmacı yaklaşımdan ziyade uzlaşmacı bir yaklaşım olması gerektiğini dile getiriyorlar. İşte bu nasıl olabilir? İşte işçi işini düzgün yapmalı. İşveren de onun hakkını zamanında teslim etmeli gibi kabaca tarif edebileceğimiz bir düzeni önceliyorlar. Böyle söyleyeyim. Yani bu şekilde iki tarafın da kazanacağı hem işverenin işçinin hakkına sahip çıktığı, işte işçinin de işverene karşı sorumluluklarını yerine getirdiği bir söylem geliştiriyorlar. İşte Sabahattin Zaim, Ahmet Tabakoğlu gibi yazarlar. Ramazan Akar diye bir çevir yazar vardı mesela. O dönemde işçi haklarını bu şekilde değerlendiriyorlar. Tabii ki işçi haklarının ezilmeye karşı olduklarını, işçinin hakkını yenmesine karşı olduklarını dile getirmekle beraber işte grev gibi, lokop gibi eylemlerin çok da doğru olmadığını da mesela yazılarda görmüştüm. Bu anlamda Çerçeve ve İktisat ve İş Dünyası dergisi daha uzlaşmacı bir perspektiften bakarken Hak Söz daha sol ve çatışmacı bir perspektiften bakıyor diyebiliriz. Tabii sol demek ne kadar doğru bilmiyorum ama çatışmacı bir perspektif diyebiliriz. Belki sol çok doğru bir tanımlama olmayabilir ama sol söylemlerin de barındığı, içerisinde bulunduğu çatışmacı bir perspektif demek daha doğru olur. Hocam, benim soracağım sorular bu kadar. Siz son olarak ne söylemek istersiniz? Yani tabii İslamcı dergiler o dönemde, yani bugün mesela tartışılan bir konuyu tartışmış. O dönem aslında bir nevi de bugünlerin bir ön teorik zemini olması açısından önemli. Tartışmalar çok dinamik bir şekilde yapılmış. Yani bahsettiğim dört derginin dışında çok daha fazla yazılar var. Yani bu dergilerin dışında olmakla beraber. Ben 400'e yakın dergiyi taramış bulundum. İslamcı Dergiler Projesi kapsamında. Yani siz de herhalde bir dönem orada görev aldınız. Yani 400'e yakın o dönemde yayın yapmış dergiden. Daha doğrusu 400'e yakın dönemde hepsi yayın yapmamış olabilir. Yanlış hali kullanmayayım. Bu dergileri taradım ve yani çeşitli dergilerde birçok yazı var. Fakat ben dediğim gibi bu dikkat çekici olanları ve kayda değer, bu dönemde kayda değer bir şekilde tartışmaların içerisine giren dergileri ele aldım.
Yani 2002 sonrasındaki o muhafazakar kesimde, İslamcı kesimde artık nasıl tanımlarsak tanımlar da çok net değil. Yani İslamcılık tanımı muğlak bir tanım şu anlamda, yani kabullenilmiş bir tanım değil. Muhafazakar dindar kesim, İslamcı kesim diyelim. Buradaki dönüşüm yani 2002'den sonra çok sert bir şekilde gerçekleşiyor. Bunun öncesindeki tartışmalar bu dönüşümün zeminini oluşturuyor aslında. Ki bu dönüşümde 28 Şubat'ın da ciddi bir etkisi var. Yani bugün tartıştığımız birçok konunun aslında 1990'lı yıllarda çok ciddi bir şekilde tartışıldığı. Hatta bugün birçok tartışmaya baktığımız zaman o zamanki tartışmaların o zamanki tartışmalardan izlerini görebileceğimiz tartışmalar olduğunu söyleyebilirim. Bu anlamda yani dergiler bize bereketli bir alan sunuyor. Hem dönemi anlamak açısından hem düşünsel anlamda dergilerden faydalanmak ve İslamcı dergilerin neler söylediğine bakmak ve dönem analizi yapmak için bu yöntemin kullanılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Davetiniz için çok teşekkür ediyorum Hüseyin Hocam. İnşallah verimli bir program olmuştur. Ümit ediyorum. Hocam, ben katılımınız için teşekkür ediyorum. Benim için gayet verimli bir program oldu. Bugün Yunus Vehbi Karaman ile 1990'lı yıllarda İslamcı dergilerde kapitalizm tartışmaları başlıklı yüksek lisans tezi üzerine konuştuk. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın.